İyi geceler. Burası dünyanın dört bir yanından izlenebilen Türkiye'nin haber ekranı TRT Haber İstanbul Harbi stüdyoları. Saatler erken seçim çağrısı yapan MHP lideri Bahçeli ile görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 24 Haziran'da Cumhurbaşkanı'nı ve milletvekillerini seçmek için sandık başına gidileceğini duyurduğu Türkiye'de 23'ü, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in Türkiye'nin çok yüksek hazırlık seviyeli müşterek görev gücünün komutanlığını üstleneceğini açıkladığı Brüksel'de 22'yi, kimyasal silahların yasaklanması örgütünün yapacağı araştırma öncesi keşif için Duma'ya giden Birleşmiş Milletler Güvenlik Ekibine ateş açılan Suriye'de 23'ü, yarın yeni devlet başkanının seçilmesiyle Castro kardeşler döneminin resmen sona ereceği Küba'da da 16.01'i gösteriyor. Merhaba, ben Fuat Kozluklu. Haftanın 3. gece bakışıyla karşınızdayız. Önce her zaman olduğu gibi günün öne çıkan gelişmelerinden bazı haber başlıklarına bakacağız. Erken seçim çağrısı yapan Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşen AK Parti lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarihi açıklama yaptı. 24 Haziran'da Cumhurbaşkanı ile milletvekillerinin seçimi için sandık başına gidileceğini duyurdu. Beştepe'de yaklaşık yarım saat süren Erdoğan-Bahçeli görüşme sonrası nefesler tutuldu. Kameraların karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kararı enine boyuna müzakere ettik. Milletimiz ve ülkemiz için hayırlı olsun." dedi. Seçmen 66 gün sonra Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri için tercihini yapacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın erken seçim kararı açıklamasından saatler sonra önerge meclis başkanlığına sunuldu. AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin ortak erken seçim önergesi önce Anayasa Komisyonu'nda görüşülecek, sonra da Meclis Genel Kurulu'na götürülecek. Genel kurulda önerge açık oylamayla sunulacak. Açık oylama sırasında Meclis Genel Kurulu'nda karar yeter sayısı olan en az 139 milletvekilinin bulunması gerekecek. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den erken seçim kararı sonrası ilk açıklama akşam üzeri geldi. Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın erken seçim tarihini açıklamasıyla Türkiye'nin önünün açıldığını belirtti. MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Cumhurbaşkanı adayımız Recep Tayyip Erdoğan'dır." vurgusu yaptı. Ankara'da gözler Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne çevrilmişken Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde de Merkez Yönetim Kurulu toplantısı vardı. Erken seçim kararı sonrası muhalefetten ilk tepki Cumhuriyet Halk Partisi'nin sözcüsü Bülent Tezcan'dan geldi. Sözcü Tezcan, "Hoca meydan, biz seçime hazırız." dedi. Evet, geride kalan haftanın 3. iş gününde çarşambanın gündeminde öne çıkan bazı haber başlıkları böyleydi. Bunların ayrıntıları ve daha fazlası gece bakışında olacak diyoruz. Hemen başlıyoruz. Seçimlerin 24 Haziran 2018 Pazar günü yapılmasına karar verdi. Çok ama çok tarihi bir gün geride kaldı. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin dün sabah partisinin meclis grubu toplantısında erken seçime gidilmesi gerektiğine ilişkin sözlerinin ardından Türkiye'de nefesler tutulmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün öğleden sonra yapacağı açıklama beklenmeye başlanmıştı. Tarihi açıklama saat 14 sularına doğru geldi. AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin 66 gün sonra sandık başına gideceğini duyurdu. Evet, seçimler planlanandan bir yıl önce alındı ve erken seçim tarihi 24 Haziran olarak belirlendi. Seçmen Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri için oyunu kullanacak. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin dün partisinin grup toplantısında erken seçim çağrısından sonra bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Erdoğan-Bahçeli arasında kritik bir görüşme yapıldı. Bahçeli ile yarım saat süren bir toplantı gerçekleştirdi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ardından kurmaylarıyla da bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan sonrasında kameraların karşısına geçti, kısa bir açıklama yaptı. "Kararı enine boyuna müzakere ettik. Milletimiz ve ülkemiz için hayırlı olsun." dedi. Erken seçime ilişkin yasal sürecin hemen başlatılacağını da belirtti. İşte bugünkü tarihi karara ilişkin tüm ayrıntılar.
Sayın Bahçeli ile de yaptığımız istişareler neticesinde seçimlerin 24 Haziran 2018 Pazar günü yapılmasına karar verdik. Milletimiz, ülkemiz için hayırlı olsun diyorum. İktidardan muhalefeti herkesin merakla beklediği tarihti bu. Türkiye 24 Haziran Pazar günü sandık başına gidiyor. Seçmen 66 gün sonra Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimleri için tercihini yapacak. AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi meclis grupları olarak konuyla ilgili yasal süreci hemen başlatıyoruz. Aynı şekilde Yüksek Seçim Kurulu da seçim hazırlıklarına şüphesiz ki derhal başlayacaktır. Takvim işlemeye başlıyor. Erken seçim çağrısı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den gelmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan Bahçeli ile Beştepe'de görüştü. Sonrasında kameralar karşısına geçti. Tarih vermeden önce alınan kararı açıkladı. Ülkemizin karşı karşıya bulunduğu fotoğraftan hareketle bu erken seçim teklifine olumlu yaklaşmamız gerektiği konusunda arkadaşlarımızla görüş birliğine vardık. Erdoğan Bahçeli'nin erken seçim teklifini enine boyuna müzakere ettik dedi, kararın gerekçelerini anlattı. Gerek Suriye'de yürüttüğümüz sınır ötesi operasyonlar, gerek Suriye ve Irak merkezli olarak bölgemizde yaşanan tarihi önemdeki hadiseler, Türkiye'nin bir an önce belirsizlikleri aşmasını zorunlu hale getirmiştir. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin dün yaptığı erken seçim çıkışının ardından tüm gözler Beştepe'ye, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki buluşmaya çevrilmişti dedik. Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ile görüştü ve nefeslerin tutularak bitmesi beklenen o görüşme 30 dakika sürdü. Toplantı sonrası iki lider baş başa yaptıkları görüşmede aldıkları kararı kurmaylarıyla paylaştı. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli A takımına seçim çalışmalarına başlayın talimatı verdi. İşte siyasetin erken seçim trafiğinin notları. Milliyetçi Hareket Partisi takdir ve tercih hakkını seçimlerin erken alınmasından yana kullanacaktır. Teklifimiz şudur. 26 Ağustos 2018 günü, pazar günü. Bu çağrı sonrası gözlerin çevrildiği yerde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi. Cumhurbaşkanı Erdoğan 26 Ağustos tarihini önce mecliste kurmaylarıyla değerlendirdi. Ardından MHP lideriyle sözleşti. Sayın Bahçeli ile bizim görüşmemiz olacak. Erdoğan Bahçeli randevusu saat 13.30'daydı. Kritik görüşme için MHP lideri Bahçeli 13.18'de MHP Genel Merkezi'nden ayrıldı, Beştepe'ye geçti. 4 dakika gecikmeli başlayan görüşme yaklaşık yarım saat sürdü. Masada ise tek madde vardı, erken seçim. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli ile oldukça verimli bir görüşme gerçekleştirdik. O görüşme sonrası MHP hareketlendi. Bahçeli'nin A takımı genel merkeze geçti. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yaptığı görüşmenin ardından genel merkeze geldi ve ikinci kattaki makamında kurmaylarıyla bir araya geldi. Saatler 14.20'yi gösterdiğinde MHP lideri görüşmenin detaylarını kurmaylarına aktardı, seçim çalışmalarına başlayın talimatı verdi. Saatler 14.21'i gösterdiğinde Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden Erdoğan'ın açıklama yapacağı duyuruldu. Alınan karar için bir saat sonrası işaret edildi. Cumhurbaşkanlığı başdanışmanları, haberciler. Cumhurbaşkanının açıklama yapacağı salon dolmaya başladı. Basın toplantısı salonu kritik açıklama için hazırlanırken Başbakan Binali Yıldırım külliyeye gitti. AK Parti Merkez Yürütme Kurulu üyeleri de Beştepe'ye çıktı. Açıklamanın hemen öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan ve Genel Başkan yardımcılarıyla toplantı yaptı. 25 Ekim 2017'de kurulan İYİ Parti 24 Haziran'daki erken seçime girebilecek mi? Bu kritik konuya ilişkin soru Başbakan Binali Yıldırım'a yöneltildi. Yıldırım hangi partinin seçime katılabileceğine Yüksek Seçim Kurulu karar verir dedi. Seçime hangi partinin katılacağını, hangisinin katılmayacağını kararını Yüksek Seçim Kurulu veriyor. Dolayısıyla seçimin tarihi belli olduktan sonra Yüksek Seçim Kurulu seçim takvimini açıklar. Orada hangi partilerin de seçime girmeye hak kazandığı belli olur.
Biz Türkiye'nin iktidarda olan en büyük partisi olarak, AK Parti olarak seçimlere kim katılırsa katılsın bizim açımızdan herhangi bir sorun teşkil etmez. O bakımdan ben parti adı telaffuz etme ihtiyacı bile duymuyorum. Buyursunlar, herkes meydanda boyunun ölçüsünü alır. Beştepe'deki erken seçim görüşmesinin ardından Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den ilk açıklama akşam üzeri geldi. Bahçeli mesajını sosyal medyada Twitter hesabından paylaştı. Demokrasilerde seçim tazelenmedir, görevden kaçılmaz, ödevden korkulmaz dedi. Ve doğrusu budur, Türkiye'nin önü açıldı notunu düştü. Cumhurbaşkanı seçiminde adayımız aksi ve arizi bir gelişme olmadıktan sonra Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. Bir kez de sosyal medya hesabından paylaştı. Cumhurbaşkanı adayımız Recep Tayyip Erdoğan'dır dedi. Siyasi sorumluluk vurgusu yaptı. Önümüzdeki sisli süreci, risk ve tehlikelerle çevrelenmiş engebeli süreyi Türk milletinin lehine çevirmek, Türkiye için bir avantaja dönüştürmek, siyaset kurumunun, sorumluluk sahibi milli vicdanların asıl görev ödevleri arasındadır. Görevden kaçılmaz, ödevden korkulmaz. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, erken seçim kararı alınmasının ardından ilk değerlendirmesini yaptı. Doğrusu budur, Türkiye'nin önü açıldı notunu düştü. Seçim tazelenmedir mesajını paylaştı. Demokrasilerde seçim, tazelenme, yenilenme, yeni heves ve heyecanlarla geleceğin özlem ve hedeflerine kilitlenme vesilesidir. Millet iradesi umuttur, huzurdur, ufuktur, uğurdur, uçurumları kapatacak çare ve çözüm vetiresidir. MHP lideri Beştepe'deki erken seçim görüşmesini hatırlattı. 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında oluşan yeni kapı ruhuna vurgu yaptı. Sayın Cumhurbaşkanı ile yaptığım müspet ve münbit görüşmeyle önce ülkem ve milletim, sonra partim ve ben şuurunu 7 Ağustos yeni kapı ruhuyla teyit ederek tarihi mutabakata ulaştık. Cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçimlerinin erkene alınmasında fikir birliğine vardık. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın erken seçim kararını açıklamasının ardından gözler Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne çevrildi. Erken seçim kararının meclisten çıkması için de süreç başlatıldı. AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin ortak erken seçim önergesi meclis başkanlığına sunuldu. Peki süreç mecliste nasıl işleyecek? Erken seçim kararının açıklanmasının ardından süreç hemen başladı. Efendim, hayırlı uğurlu olsun. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın erken seçim kararını açıklamasından saatler sonra önerge meclis başkanlığına sunuldu. Seçim kararı meclisten hızla çıkarılacak. Süreç hemen başlayacak. Karar açıklandı. AK Parti ve MHP'nin ortak erken seçim önergesi Cuma günü Anayasa Komisyonu'nda görüşülecek. Hafta sonu da Meclis Genel Kurulu'na gelecek. Genel Kurul'da önerge açık oylamaya sunulacak. Açık oylama sırasında Meclis Genel Kurulu'nda karar yeter sayısı olan en az 139 milletvekilinin bulunması yeterli olacak. Oylamaya katılanların salt çoğunluğunun yani yarısından bir fazlasının evet oyu kullanması halinde erken seçim kararı kabul edilmiş olacak. Kararın resmi gazetede yayımlanmasının ardından Yüksek Seçim Kurulu seçim takvimi hazırlıklarına başlayacak. Öte yandan mecliste uyum yasalarının çıkarılması için de çalışmalar hızlanacak. Seçimlerin erkene alınması yönündeki beklenti zaman içerisinde azalmamış, artmaya devam etmiştir. Başbakan Binali Yıldırım erken seçim kararının gerekçesini işte bu sözlerle anlattı. Çankaya Köşkü'nde kameraların karşısına geçti Başbakan Binali Yıldırım. Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı jeopolitik ve güvenlik konularını işaret etti. Görevimin başındayım dedi. Süreç hemen başlayacak. Karar açıklandı. İlk açıklamayı mecliste yaptı başbakan. Ardından erken seçim önergesini imzaladı. Çankaya Köşkü'ne geçti. Vatandaşlarımız bu değişikliğin artık bir an önce yürürlüğe girmesi ve fiili durumun anayasayla uygun hale gelmesini beklemektedir, ümit etmektedir.
Yıldırım neden erken seçim kararı alındı sorusunun cevabını verdi. Sürenin bu şekilde devam etmesinin ülkemizin karşı karşıya bulunduğu jeopolitik gelişmeler ve güvenlik konuları da buna dahil olunca ve dün bugün yaşanan gelişmeleri de dikkate aldığımızda böyle bir karar alınma yoluna gidilmiştir. Görevimin başındayım dedi. Son başbakan olarak 16 ay daha süreniz var. Neden böyle bir erken seçime gidiyorsunuz denebiliyor. Ülkemin geleceği, milletimin geleceği benim şahsımın ikbalinden, geleceğinden çok daha önemlidir. Ülkemizin yararına olan her türlü karara şahsi beklentileri bir tarafa bırakarak bugüne kadar hep arkasında olduk, olur dedik. Bundan sonra da milletimin emrinde çalışmaya, ülkemin geleceği için, milletimizin selameti için, başarısı için, huzuru için gayret etmeye devam edeceğim. Ve şimdi de kameralarımızı AK Parti Genel Merkezi'ne çevireceğiz. AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın külliyede Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile öğlen 13.30 sularında başlayan ve 30 dakika kadar süren görüşmesinin ardından partinin kurmayları da Beştepe'deydi. Yani Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde. Erken seçim kararı alındıktan sonra genel merkezde son durum nedir? TRT Haber muhabiri Cuma Yavuz bizlere aktaracak. Cuma, neler var not defterinde bu tarihi güne ilişkin? Evet Fuat Kozluklu, aslında sabahın erken saatlerinden itibaren AK Partili kurmaylar, hükümetten ilgili bakanlar, yetkililer Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gittiler, geldiler ve istişarelere devam ettiler. İşte o görüşmenin ardından da tüm MYK başta Başbakan Binali Yıldırım olmak üzere Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la son görüşmelerini, son değerlendirmelerini yaptılar ve Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüye çıktı ve 24 Haziran tarihini telaffuz etti. İşte bu görüşme ve açıklama öncesinde ve sonrasında AK Parti'de hareketli bir gün yaşandığını söyleyebiliriz bugün için. Zira çok kısa bir süre var, 65 gün sonra bu seçime artık gidilmiş olacak. İşte buna yönelik çalışmalar da başlamış durumda. Yarın sabah erken saatlerinde artık Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti milletvekillerinin tamamıyla bir araya gelecek ve bu sürece ilişkin değerlendirmelerde bulunacak. Bundan sonraki yol haritasına ilişkin, atılacak adımlara ilişkin istişarelerde bulunacak. Önemli bir konu daha var, uyum yasaları süreci. O konuyla ilgili de yine Cumhurbaşkanı Erdoğan uyum komisyonunu yarın öğleden sonra toplayacak. Zira alt komisyon çalışmalarını tamamlamıştı. Geçen hafta Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında üst komisyon çalışmaları yapılmıştı. İşte bu çalışmalar Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak ve bundan sonra da yazımına başlanacak ve çok kısa bir süre içerisinde de uyum yasaları da artık meclisten geçmiş olacak. Bugün Mustafa Ataş, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki bu kritik görüşmenin ardından TRT Haber'e özel açıklamalarda bulundu ve bu süreçle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Salı günü, önümüzdeki hafta salı günü meclis süreci tamamlanacak. Ardından YSK takvimi açıklayacak dedi. Biz bu erken seçime hazırız dedi. İlk kongrelerini anlattı. Mayıs'ın ilk haftasında İstanbul ve İzmir kongreleriyle ilk kongreleri tamamlanıyor. Görevi devreden ekipler, arkadaşlarımızın tamamı bu seçime yönelik çalışmalarını yapacaklar dedi. Merak edilen bir konu daha vardı, onu da aktaralım. AK Parti'deki bu kongre sürecinde olağan büyük kongre ne zaman yapılacak? İşte bununla ilgili de ilgili kurullar henüz net olarak görüşmedi, ancak kuvvetle muhtemel seçimlerden sonra büyük kongre yapılacak dedi diyelim. Tekrar sözü size bırakalım. Peki. Cuma Yavuz'a teşekkür ediyoruz. TRT Haber'de Gece Bakışı devam ediyor. Seçimlerin 24 Haziran 2018 Pazar günü yapılmasına karar verdi. Nefes nefese bir gündü geride kalan saatler için, bu bile az kalıyor. Bütün gözler
televizyon ekranlarındaydı. Türkiye'nin dört bir yanında değil sadece, dünyanın dört bir yanında merakla bekleniyordu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapacağı açıklama. Ve Erdoğan'ın erken seçim kararını açıkladığı sırada meclis kulisinde milletvekilleri de heyecan içerisindeydi. Gözleri pür dikkat televizyon ekranlarındaydı. Büyük bir heyecanla izlediler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tarihi karara ilişkin açıklamasını. Ve Erdoğan'ın 24 Haziran kararını ilan etmesinin ardından erken seçim yorumları ardı ardına geldi. Vekillerin 24 Haziran için seçim kararına ilişkin ilk değerlendirmelerini getireceğiz şimdi de ekranlarınıza. Genel kuruldan çıktılar. Saatler 15.30'u gösterdiğinde ekran karşısına geçtiler. İktidar ve muhalefet kulislerinde heyecanlı bekleyiş Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın erken seçim açıklamasıyla sonlandı. İlk değerlendirmeler yine mecliste yapıldı. Demokrasimiz için bir taçlanma süreci olacaktır. Referandumda bu milletimize verilen bir görev var. Bu görevin tamamlanma süreci olacak bir anlamda. O referandumda aldığımız kararın gereği olarak yeni Cumhurbaşkanlığı sistemine geçeceğiz. Bu Cumhurbaşkanlığı sistemiyle beraber ekonomimizin, demokrasimizin, yatırımlarımızın, güvenliğimizin daha da güçlü bir iradeyle beraber hayata geçmesi için adım atmış olacağız. Erken seçim teklifinin sahibi Milliyetçi Hareket Partisi'nde de yüzler gülüyordu. Türkiye'nin önünde bekleyen iç ve dış meselelerimize odaklanma ihtiyacından kaynaklanmıştır. Ülkemize, milletimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyoruz. Grup Başkan Vekili Erkan Akçay, erken seçimi diğer muhalefet partilerinin de istediğini hatırlattı. Milliyetçi Hareket Partisi ve Adalet Kalkınma Partisi'nin dışında bütün siyasi aktörler 2 aydır yoğunluklu olarak hep bu erken seçim tartışmalarını gündeme getirdi. Şimdi önümüzde 3 Kasım 2019'da 565 günlük bir süre içerisinde Türkiye, ülkeyi sürekli bir seçim tartışmalarıyla ve polemikleriyle taşımak doğru bir yaklaşım olmaz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilk açıklaması biz seçime hazırız oldu. 24 Haziran Ramazan ayının, Ramazan bayramının peşine geliyor sanıyorum. Güzel olacak. Grup Başkan Vekili Engin Altay'a CHP'nin Cumhurbaşkanı adayının kim olacağı da soruldu. Adayın belirleyeceği yetkili organ parti meclisimiz. Resmi bir ortamda henüz bir aday değerlendirmesi parti meclisinde yapılmadı. Önümüzdeki günlerde, çok kısa bir sürede bunlar yapılacaktır. Erken seçim kararının ardından ana muhalefetten hodri meydan tepkisi geldi. Cumhuriyet Halk Partisi Sözcüsü Bülent Tezcan biz seçim hazırız dedi. Ana muhalefet önce seçim stratejisini belirleyecek. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı da 15 gün içerisinde açıklanacak. Biz seçimden kaçmayız, kaçmadık. Dün hodri meydan dedik, bugün de hodri meydan diyoruz. 24 Haziran'da erken seçim kararı için CHP'nin tepkisi hodri meydan, biz hazırız oldu. Geç kaldığımız hiçbir şey yok. Bugüne kadar zaten muhtemel seçimlere dönük hazırlıklarımız vardı. Ankara'da gözler Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne çevrilmişken CHP Genel Merkezi'nde de Merkez Yönetim Kurulu toplantısı vardı. Kemal Kılıçdaroğlu A takımıyla bir araya geldi. Toplantı 5 saat sürdü. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimlerin 24 Haziran'da yapılacağını açıklamasının ardından parti sözcüsü Bülent Tezcan kameraların karşısına geçti. Adaylarla ilgili ve siyasetin stratejisiyle ilgili çok hızlı kararlar alınabilir, alınacaktır. Onunla ilgili bir tereddüt yok. Merkez Yönetim Kurulu ve Parti Meclisi toplanacak. İsimlerden önce stratejiler belirlenecek. Aday belirleme yöntemi netleştirilecek. Tüzüğümüzde milletvekili seçimleri ve cumhurbaşkanlığı seçiminde aday saptamayla ilgili yöntemler belirli. Bu yöntemlerde kategorik olarak şu olacak ya da bu olmayacak deme durumunda değiliz. Bu yöntemlerin en uygun olanları uygulanacaktır. CHP Cumhurbaşkanı adayını 15 gün içinde açıklayacak. İttifak kararı da Yüksek Seçim Kurulu seçime girecek partileri açıkladıktan sonra verilecek. Ve gözlerin çevrildiği kurul, Yüksek Seçim Kurulu. Hazırız 24 Haziran'a dedi Yüksek Seçim Kurulu. Açıklamayı Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Sadi Güven yaptı. Güven, bugün itibariyle seçim hazırlıkları başladı dedi. Bir süre sıkıntısı olmadığının da altını çizdi. Hangi partilerin seçime girebileceğine ilişkin açıklamanınsa incelemelerden sonra yapılacağını vurguladı. AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi meclis grupları olarak konuyla ilgili yasal süreci hemen başlatıyoruz. Aynı şekilde Yüksek Seçim Kurulu da seçim hazırlıklarına şüphesiz ki derhal başlayacaktır.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatının ardından gözlerin çevrildiği adres Yüksek Seçim Kurulu oldu. Açıklama Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Sadri Güben'den geldi. En az iki seçim için hazır malzemelerimiz olur. Yapılanmamızı tamamlarız. Şu anda da bu seçim için her türlü hazırlığımız tamam. Bundan sonraki aşamada genelgeler ve seçim takviminin hazırlanması ve yurt dışındaki yapılanma işlemleri olacak. Bugün itibariyle seçim takvimi hazırlıkları başladı. Kurul hazırlıklarını 1-2 gün içinde tamamlayacak. Yasanın meclisten çıkması bekleniyor. Bu yasa çıktığı takdirde anayasa gereğince Cumhurbaşkanı seçimiyle birlikte iki seçimi birlikte yapacağız. YSK önümüzdeki günlerde adayların ilanı, seçmen küçüklerinin yenilenmesi, il ve ilçe seçim kurullarının belirlenmesi ve oy pusulalarının basımı ile ilgili hazırlıkları başlatacak. Seçimlere daha önce 9 partinin gireceği açıklanmıştı. Bu partiler AK Parti, MHP, Bağımsız Türkiye Partisi, Büyük Birlik Partisi, CHP, DF, HDP, Saadet ve Vatan Partisi. Peki İyi Parti 24 Haziran'da seçimlere katılabilecek mi? Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığından evrakları isteyeceğiz, kayıtları isteyeceğiz ve Yüksek Seçim Kurulu olarak hangi partilerin seçime katılması hakkına sahip olduğunu bu inceleme sonucunda açıklayacağız. Şu an itibariyle benim bilmem de mümkün değil. Evet. 24 Haziran'da sandık başına gidilecek ve bu açıklama, yani erken seçimle ilgili açıklama şunu gösterdi. Yüksek Öğretim Kurumları sınavı aynı tarihe denk geliyor. YÖK karar aldı. Üniversiteye giriş sınavını bir hafta sonrasını erteledi. Sınavlar 30 Haziran ve 1 Temmuz'da yapılacak. Sayın Bahçeli ile de yaptığımız istişareler neticesinde seçimlerin 24 Haziran 2018 Pazar günü yapılmasına karar verdik. Erken seçim tarihi açıklandı. Gözler aynı tarihteki üniversite sınavına çevrildi. YÖK sınavları bir hafta erteledi. Bir hafta uzun bir süre. Stresimi atabileceğim önümde bir haftam var. Bence iyi olmuş. Yani bir hafta daha fazla çalışmış olacağım. Güzel bence. Sınav takvimine göre Yükseköğretim Kurumları sınavı oturumlarının yapılacağı günler 23 ve 24 Haziran'dı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 24 Haziran'ı erken seçim tarihi olarak açıklamasının ardından Yükseköğretim Kurulu harekete geçti. Sınavların 30 Haziran ve 1 Temmuz'da yapılacağı duyuruldu. Çalışmamız için daha fazla süre var. Her bir saat bile çok önemli bu çalışanlar için. Biz de çalışacağız bir hafta bunun için. Yani bizim için çok faydalı oldu, bir artı oldu. Adaylar 30 Haziran Cumartesi günü temel yeterlilik testine girecek. 1 Temmuz'da ise alan yeterlilik testi ve yabancı dil testi oturumları gerçekleşecek. Erken seçim kararına piyasalar nasıl tepki verecek, bu merak ediliyordu. Olumlu tepki verdi piyasalar. Dolar ve Euro Türk Lirası karşısında dramatik bir gerileme gösterdi. Borsa İstanbul'da ise yükseliş kaydedildi. Türkiye 24 Haziran'da erken seçime gidiyor ve bu karara piyasalar anında tepki verdi. 4,095 seviyelerinde olan Amerika Birleşik Devletleri doları 4,03 liraya geriledi. Amerika Birleşik Devletleri doları gibi Euro'da da düşüş kaydedildi. 5,09 seviyelerindeki Euro seçim kararının açıklamasının ardından 5 liranın altına indi. Dövizde düşüş Borsa İstanbul'a olumlu yansıdı. Endeks %2,5'un üzerinde yükseldi. 110.586 seviyesine çıktı. 24 Haziran erken seçim açıklaması dünya gündeminin de ilk sıralarına yerleşti. Uluslararası haber ajansları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı seçim tarihini flaş son dakika uyarısıyla geçti. Seçimlerin 24 Haziran 2018 Pazar günü yapılmasına karar verdik. Türkiye'nin erken seçime gitme kararı dünya genelinde geniş yankı buldu. Haber ajansları gelişmeyi son dakika uyarısıyla duyurdu. Dünyanın önde gelen medya kuruluşları da seçim açıklamasını internet sitelerinden bildirdi. İngiliz BBC News haberinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine yer verdi. İngiliz The Guardian gazetesi haberi Erdoğan'ın yeni yönetim sistemine acilen geçilmesi gerektiği yönündeki cümlesiyle birlikte verdi. Amerikan CNN International'da seçimin bir yıldan fazla bir süre erkene alındığını duyurdu. Haberde geçen yıl yapılan referandumun ardından bunun ilk seçim olacağına dikkat çekildi.
Amerikan Wall Street Journal'ı sürpriz seçim kararının rekor derecedeki ekonomik büyümenin yaşandığı bir anda geldiğine dikkat çekti. Bloomberg Business Week'te de yer aldığı haber. Erdoğan, Haziran'da seçim yapılacağını açıkladı. Lira ve borsa kazandı başlığı atıldı. Haber Fransız basınında da geniş yer buldu. Seçimlerin 24 Haziran 2018 Pazar günü yapılmasına karar verdi. Olağanüstü hal uygulaması 7. kez 3 ay daha uzatıldı. Başbakanlık tezkeresi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edildi. Geride bıraktığımız günde görüşmeler sırasında Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli yeni kanun hükmünde kararname ile Türk Silahlı Kuvvetleri'nden 3000 kripto FETÖ'cünün ihraç edileceğini duyurdu. Kabul edenler, kabul etmeyenler, tezkere kabul edilmiştir. Hayırlı uğurlu olsun. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından ilan edilen olağanüstü hal 7. kez uzatıldı. O hal tezkeresinin görüşmelerine FETÖ ile mücadele damgasını vurdu. Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli yeni kanun hükmünde kararname çıkacağını açıkladı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nden 3000 kişilik kripto FETÖ'cünün isimlerini başbakanlığa gönderdiklerini söyledi. Kritik görevlerde bulunan kripto örgüt mensuplarının bulunduğunu kesin olarak biliyoruz. Şu an itibariyle örgütün birinci aşama mahrem ve kripto yapısına mensup, yaklaşık Türk Silahlı Kuvvetleri'ne mensup, Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde 3000 kişilik bir yapıyı deşifre etmiş durumdayız. Önümüzdeki günlerde inşallah kanun hükmünde kararname ekinde bunlar da ihraç edilecek. FETÖ ile irtibatı şu anda tespit edildiğini biraz önce açıkladığım, ilan ettiğim o 3000 kişilik Türk Silahlı Kuvvetleri mensubunu mevcut yöntemle, mevcut personel rejim ve hukuk sistemi içerisinde ihraç etmemiz, kamudan ihraç etmemiz hemen hemen imkansızdı ya da yıllarca zaman alırdı. Bakan Canikli, OHAL'in sadece terör destekçilerini etkilediğini vurguladı. OHAL sadece terör örgütlerini, teröristleri ve onların yandaşlarını etkiledi. Başka hiç kimseyi etkilemedi ve bunları da etkilemeye bundan sonra da devam edecek. OHAL'in uzatılmasına AK Parti ve MHP destek verdi. OHAL hukukidir, meşrudur, gereklidir. Anayasal ve hukuki bir uygulama olan OHAL'e dönük eleştirileri doğru ve yerinde görmüyoruz. CHP ve HDP ise tezkereye hayır oyu kullandı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl, seçime olağanüstü halde gidilmemesi gerektiğini söyledi. Hepimizin bu ülkeye karşı sorumluluğu var. Bu sorumluluğun gereği yeniden böylesi koşullarda seçime gitmek, yurt dışında yeni tartışmaların asla Türkiye'yi itibarsızlaştıran bir anlayışın pekişmesine yol açacaktır. Evet, bu arada altını çizelim. Terörle mücadelesi Türkiye'nin kararlılıkla ve aralıksız devam ediyor. Tunceli, Hakkari ve Siirt kırsalındaki arazi taramalarında çok sayıda silah ve patlayıcı düzeneği ele geçirildi. Siirt'te 7 teröristin etkisi hale getirildiği operasyonda mayın arama köpeği Hüner bir el yapımı patlayıcı belirledi, tespit etti. Yaptığı keşif sayesinde de Mehmetçiklerin hayatını kurtardı dostumuz. Evet, bu köpek el yapımı patlayıcının infilakı sonucu telef oldu. Siirt'te 7 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda mayın arama köpeği Hüner yeteneğin sayesinde Mehmetçiklerin hayatını kurtardı. Ancak son patlayıcı infilak etti ve Hüner görev başında telef oldu. Askerler Siirt kırsalında operasyondaydı. Hüner, teröristlerin tuzakladığı el yapımı 3 patlayıcıyı tespit etti. Askerler köpeğin hareketleri üzerine uzaklaştı. 3 el yapımı patlayıcı başarıyla etkisiz hale getirildi. Hüner, araziye tuzaklanan 4. el yapımı patlayıcıyı da buldu. Ancak el yapımı patlayıcı infilak etti, mayın arama köpeği Hüner telef oldu. İl Jandarma Komutanlığı'nın kadrosunda yer alan Labrador cinsi Hüner 8 yaşındaydı. Bugüne kadar çok sayıda operasyonda başarıyla görev yaptı.
Arazide tespit edilen terörist inlerinde yapılan aramada 6 piyade tüfeği, 1 tabanca, 2 el yapımı patlayıcı düzeniyle ele geçirildi. Tunceli'nin Nazımiye ve Pülümüri ilçeleri kırsallarındaki operasyonlarda ise teröristlere ait 3 mağarayla biri 9 odalı 3 sığınak bulundu. Sığınak ve mağaralarda 3 el yapımı patlayıcı düzeniyi, 20 kilogram amonyum nitrat ve patlayıcı yapımında kullanılan 4 tüp ele geçirildi. EYP düzenini destekleyen dolu... Hakkari'nin Yüksekova ilçesi kırsalında da 9 tüple tuzaklanmış patlayıcı, 40 kilogram amonyum nitrat ve patlayıcı yapımında kullanılan çok sayıda malzeme bulundu. Operasyonlar sürerken Hatay'dan bir acı haber geldi. Suriye'den kaçak yollarla Türkiye'ye geçmeye çalışan gruba müdahale sırasında açılan ateş sonucu bir asker şehit oldu. Evet, devam ediyoruz. Güvenlik güçlerinin kaçakçılıkla mücadelesi de hız kesmeden sürüyor. Diyarbakır'da bir kamyonetin kasasında özel yapılmış elektrikli hidrolik sistemle çalışan gizli bir bölmede tam 11 bin paket kaçak sigara ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Silvan yolu üzerinde bir kamyoneti durdurup arama yaptı. Kamyonette gerçekleştirilen incelemede kasa bölümüne elektrikli hidrolik sistemle çalışan gizli bölme yapıldığı belirlendi. Yapılan aramada tam 11 bin paket kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi gözaltında. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz saatlerde külliyede bir açıklama yaptı. Ve genel seçimin 24 Haziran 2018 Pazar günü gerçekleştirileceğini duyurdu. Bütün dünya haber ajansları, haber kanalları, uluslararası haber kanalları flash flash son dakika gelişmesi olarak duyurdular. Çok önemli. Tarihi bir karar. Ve bu seçim kararının detaylarını ekranlarınıza TRT Haber taşımaya devam ediyor. Gece bakışında da bunu yapacağız. Mesleğimizin duayen bir ismi, gazeteci yazar Avni Özgürel ve kısa adı SETA olan Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı'nın Ekonomi Araştırmaları Direktörü Nurullah Gür bizlerle beraber. Kaç yıl oldu demeyeceğim ama bu meslekte herhalde hemen can kulağıyla bu değerlendirmeyi yaparken dinlememiz gereken bir isimsiniz. Beklenen miydi diye de başlayabilirim. Aynı zamanda bu neye işaret ediyor? Nasıl bir zemin var Türkiye'de, siyasi atmosfer ve Türkiye'nin sıkıntıları açısından da baktığımız şimdi zaman? Şöyle de, sağ ol, teşekkürler. Şöyle bir şey var. Türkiye'de şu anda sorulduğu vakit hukuki zemin olarak Cumhurbaşkanlığı sisteminde idare ediliyoruz. Pratikte mi öyle? Hayır, hukuken öyle. Hukuken öyle ama... Ama fiilen bir eski bir sistem var. İşte Bakanlar Kurulu, şu bu filan filan. Ben şöyle bir şey biliyorum. Türkiye'de bu ikili iç içe geçmiş idare şu ana kadar bu sistem biraz da işte o geçmişte MHP ile varılan bir mutabakata dayalı olarak sınırlı sayıda anayasa maddesinin değişmesi neticesi, işte hatta adı başkanlık sistemiydi, sonra MHP öyle istedi diye Cumhurbaşkanlığı sistemi oldu adı filan. Biraz böyle altı kaval üstü şişhane bir duruma geldik yani işin kötüsü. Öyle bir şey ki bu ancak Sayın Cumhurbaşkanımızla Sayın Başbakan'ın uyumluluğu sayesinde işliyor sistem. Nefes alıyor ama. Tabii tabii tabii. Ama yani sadece. Bir taraf tıkalı burun gibi iş, düşünüyor. Evet yani. Öyle. Yani sadece iş, hani Sayın Binali Yıldırım son derece kibar, ılımlı, uyumlu ve nezaketli bir insan. Sayın Cumhurbaşkanımız ona dönük olarak fevkalade saygılı falan. Onlarca yıllık bir hukukları var, yoldaşlıkları var. Evet. Kesinlikle öyle. Dolayısıyla bu ikili münasebet götürüyor. Ama onun dışında bir de bürokrasi diye bir şey var. Devlet dediğimiz çarkın içerisinde. O bürokraside ben mesela biliyorum, hani şimdi kurum veyahut da olay ismi şeyi vermeyeyim ama mesela Cumhurbaşkanımız bir
konuda ısrarcı ve talimat veriyor ama aşağıda bürokrasi kilitliyor yani. Bürokratik oligark. Yani kilitliyor, olmuyor yani bir türlü. Yani görünüşte dışarıdan birisine sorsanız Tayyip Erdoğan bir konuda emir verecek ama olmayacak o. Hiç. Ya mümkün mü? Ha, bu tabii çok böyle kritik bir konular anlamında söylemiyorum bunu. Ama hassas yine de önemli konularda öyle. Hatırlayın yani işte faiz meselesinde filan nasıl Sayın Cumhurbaşkanımızın zaman zaman kabardığını son 3 yıldır ısrarla bunun altını çizerek değil mi? Yani bunlar mesaj veriyor. Bu Cumhurbaşkanı sistemi ise o değil. Öbürü ise bu değil. Dolayısıyla biz özellikle son 1,5 yıldır Sayın Cumhurbaşkanı'nın bütün gezilerinde, Sayın Başbakan'ın bütün yurt dışı gezilerinde, yurt içinde basın toplantılarında daima sorulardan bir tanesi, evet, efendim erken seçim var mı? Bakanlar Kurulu ne zaman değişecek? Öyle değil mi yani? Sorular bunlar. Böyle bir sistemle hükümet edilebilir mi yani? Bürokratik personel tabii, rejim... Her an iş dünyası efendim veya onun ötesinde uluslararası ilişkiler bir ülkenin dinamikleri açıkçası yani, ciddi anlamda yani etkileniyor. Yani taşların yerli yerine oturmadığı bir ülke görüntüsü veriyorsunuz. Bu doğru bir şey değil. Elzemdi yani. Kesinlikle. Yani başkaca bazı düzenlemeler de hepsi böyle bizde yani yamalı boşça gibi olduydu. 50 yılı aşkın bir süredir hakimsiniz Türkiye'nin siyasi, evet, yolculuğuna, maceralarına. Evet. Öyle. Böylesi bir sürprizi bekliyor muydunuz? Bu sürpriz değil bir kere. Ha, sizin için değil. Birincisi değil. Benim için de değil. Aslında senin için de değil. Hiçbirimiz için değil. Türkiye böyle gidemez. Bunu biliyorsunuz. Ama şu ay mı olur? Ekim'de mi olur? Ağustos'ta mı olur? O ayrı mesele. Amin abi diyeceğim. Ama böyle gidemez. Amin abi ama Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kişiliği, karakteri, karar alma süreç kültürü itibariyle baktığımızda... Ama Erdoğan bir tarafıyla da evet hem böyle şey bir oturaklı bir siyasetçi ama bir tarafıyla da tahammüllü bir insan. Ama sinyal almadınız değil mi? Tamam. Yani dışarıya bu düşüncesini hiçbir zaman hissettirmemiştir. Muhtemelen Sayın Bahçeli bu düşüncesini, bu kanaatini işte bir takım izlenimlerini filan da şey yaparak AK Parti'ye aktardığında Tayyip Erdoğan'ın itiraz etmemiş olması Bahçeli'ye kanaatini çıkıp açıklama cesaretini vermiştir. MHP'yi de evet, iyi analiz edebilen isimlerden birisiniz siz. Devlet Bahçeli'nin Türk siyasi tarihine damgasını vuran hamleleri, manevraları ya evet, da devlet aklıyla hareket etme, kesinlikle devletin öyle, bekasına ilişkin hassasiyetleri görüp siyaseten hırstan değil yani mi? Yani siz de hatırlıyorsunuz yani geçmişte AK Parti ile birebir muhalefet eden ve Sertem'de muhalefet eden Sayın Cumhurbaşkanı da yani bir hayli sert tartışmalara girmiş bir insan. Ama Türkiye'de 15 Temmuz her şeyi değiştirdi. Yani darbe girişimi den önceki bir Türkiye var. Darbe girişiminden önce bir MHP var. Bir de darbe girişimi sonrası bir Türkiye ve keza şimdi son iki günde yapılan açıklamaların cümlelerini, satır aralarını analiz etmeye başlayınca herhalde artık darbe girişimi vurgusundan uzaklaşacağız biz. Zira darbe girişimi görüntülü Türkiye'yi korkunç bir sürece çekmeyi hedeflemiş. Tabii kesin. Bir tarih oldu 15 Temmuz ve şimdi de ona ilişkin kaygılar hala devam ediyor. Tabii yani Türkiye'de siyasetin üzerindeki gölge yok edilmediği sürece bu kaygılar her zaman olacak. Uluslararası tehditler tabii, çok açığa çıktı Afrin'le beraber. Yani
siz eğer Suriye'de şurada burada eskiden bunun birinci adımı Irak'tı. Yani bu 28 Şubat'ın mesela arkasında Irak operasyonu yatıyor. Erbakan'ın rahmetli Erbakan'ın başbakan olduğu bir Türkiye'den Irak'a yönelik Amerikan operasyonuna destek vermesini beklemek, istemek, talep etmek bile mümkün değildi. Dolayısıyla bunları düşürmek lazım. Rahmetli Ecevit'in mesela onun da biliyorsunuz Saddam'a gidip röportaj yaptı geçmişte. Yani Milliyet Gazetesi adına filan. Onun da adamı hatırlayın yani ben de hatırlıyorum. Hasta Bülent Ecevit öldü de açıklanmıyor diye yazılar çıktı. Bizim gazetelerde. Yani, yazdırttılar. Yani onun için yani Türkiye siyasetinde medya üzerinden, iş dünyası üzerinden yapılmadık kumpas yok. Keza algı operasyonları zamanında 2002 gelen süreçte hatırlıyorsanız koalisyon hükümetinden MHP'yi nasıl atarız diye toplantılar, kumpaslar kuruldu. Ve düşünce yani, kuruluşları adı altındaki Amerika'daki tabii, bir takım tabii, yapıların tabii. toplantılarını hatırlıyorum tabii. tanıklık ettiğim için. Tabii. Peki döneceğiz. Ekonomik olarak baktığımızda Türkiye dünyada 17. ekonomi halihazırda devam ediyor. Uluslararası Para'nın Türkiye'nin büyüme tahminlerine ilişkin verileri de fena değil ama kırılganlıkların da arttığına yönelik bir takım manipülatif ya da siyasi sahiplerle hareket eden kredi derecelendirme kuruluşlarının hamleleri var. Türkiye'den ekonomik anlamda çok daha gerilerdeki ülkelerle ilgili Türkiye'ye ilişkin aldıkları negatif kararları onlara almadıklarını görüyoruz. Nasıl bir zemini var Türkiye'nin erken seçime giderken? Ekonomik büyüme anlamında çok ciddi bir sıkıntı yok. Tam tersine ekonomik büyüme liginde, küresel ekonomik büyüme liginde geçen sene bir numara kapattık. Ancak tabii şöyle bir durum var. Yani ama o hali bahane ederek, ama jeopolitik riskleri bahane ederek, ama işte Cumhurbaşkanlığı sistemine geçiş sürecinde yaşanan aksaklıkları bahane ederek birçok uluslararası kurum ve yatırımcı İşte Türkiye ekonomisinin aşırı ısındığını, risklerin arttığını, bunları işte seçime kadar taşıyamayacağını ve bir krize sürükleneceğine dair bir algı operasyonu yapmaya çalışıyorlardı. Yani özellikle bir taraftan kur cephesinden, diğer taraftan da faiz cephesinden ekonomiyi bir baskı altında tutup Türkiye'yi seçime bu şekilde götürmenin bir hesabı vardı. Yani ne kadar Türkiye ekonomisi ne kadar seçime güçsüz girerse Türkiye'de siyasi istikrarsızlığın seçmenin aklını çeleceğini ve mevcut yani plan buydu. Evet. Plan buydu. Tabii ekonomi çevrelerinde de aslında sorarsanız bir son 6 aydır erken seçim olacak mı olmayacak mı diye tartışmalar dönüyordu. Yani bunları yok sayamayız. Genel beklentiden Kasım gibi olabilir mi diye şey yapılıyordu ve benim şahsi fikrim işte Kasım'da bir seçim olsaydı bu kur ve faiz üzerinden gelecek baskı daha da şiddetlenecekti. Ve Türkiye ekonomisi belki daha da zor bir duruma sürüklenmeye çalışılacaktı. O yüzden bunun öne alınarak seçimin 2 ay sonraya alınması bu oyunu biraz bozmuş durumda. Şu an Evet. Peki tepkiyi nasıl buldunuz saat 14 sularında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kameraların karşısına geçip Bahçeli ile görüşme sonrasında ve daha sanki birinci cümlesinde yakaladık erken seçime tamam karar verildi gibi ama ikinci cümlede daha kesinlik. O sırada ben anlamam borsadan, para puldan anlayan biri değilim yani. Ama baktım ibreler değişiyor. Doların düşüşü, euronun düşüşü. Bu bir rahatlamaya mı işaretti? Neydi tabii, yani? Piyasalar bir anda yükselmişti. Piyasalar bunu olumlu algıladı. Özellikle Türkiye'deki yani yerli yatırımcılar bunu olumlu algıladı. Çünkü sebebi şu. Yani siz bir şekilde ya ben Kasım 2019'da seçime gideceğim mi derken kapalı kapılar arkasında veya finans çevrelerinde 6 ay sonra seçim olacak diye bir haber çıktığı zaman ister istemez yatırımcı tedirgin oluyor. Belirsizlikler artıyor. Yani ekonomi için en kötü şeylerden bir tanesi belirsizliklerin artması. Çünkü belirsizlikler arttığı zaman
Yatırımcı yatırım yapmayı öteliyor. Hane halkı da tüketim harcamalarını öteliyor. Benim açımdan hiç siyaset üstü bir gazetecilik yapma yolunda 35 yıldır mücadele verenlerdenim. Türkiye'ye yabancı yatırımcının gelmemesi gerektiğini seslendiren bu ülkenin parlamenterlerini işitmeye başladım. Bu beni rahatsız etti. Yani maalesef. Bu böyle bir şey. Yani bunu Amerika Birleşik Devletleri'nde cumhuriyetçilerden, demokratlardan ya da Avrupa'ya gidelim, Hristiyan demokratlardan, işte yeşillere karşı ya da bir diğerine karşı böyle bir şey duymazsınız. Duyar mısınız Avni abi? Şimdi yani yapmayın yatırım, etmeyin, buraya gelmeyin. Daha dün Avrupa Parlamentosu'nun, Avrupa Birliği'nin Türkiye raporu açıklandı. Türkiye'ye demedikleri laf yok. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nin açıklaması var değil mi? Aynı cümlelerle biz de altına imza atarız diye. Türkiye'nin ana muhalefet partisi bu. Yani eleştirilerinizi siyasi iktidara yöneltebilirsiniz, söyleyebilirsiniz. İşte o halde şuydu buydu hepsini söyleyebilirsiniz içeride. Ama Avrupa'dan gelen bir şeye, Türkiye'yi yani düşünün, Gülen hareketi diyor. Bizim yani biz FETÖ falan diyoruz. Ne? Türkler diyor, işte buna FETÖ diyorlar. Ki darbenin içerisinde yer almış ülkeler var. Açık aleni artık ortada. Yani böyle bir şeye biz de bu raporun veriyorlar. Altına imza atarız deyiniz. Senin ana muhalefet partin ne yapar? Ulusal çıkar başka bir konu. Yani şimdi muhalefet partisinin görevi nedir? Ana muhalefet partisinin yapıcı bir muhalefet yaparak, alternatif politikalar üreterek iktidara rakip olduğunun, iktidara aday olduğunu göstermektir. Şimdi siz bunu üretemediğiniz zaman, alternatif politikalar üretemediğiniz zaman, o zaman geriye tek şey kalıyor. Ya işte ekonomide işler kötüye gitsin veya bir işte uluslararası bir kriz çıksın. Dolayısıyla ben bunu fırsat bilerek kendime bir hareket alanı açayım. Maalesef yani halkın aşıyla, ekmeğiyle evet. ilgili bir takım yatırım süreçlerinin durdurulmasını istemek başka bir şey. Yani bu işte yatırım Türkiye'ye yatırım gelmesin veya işte Türkiye'ye şu siyasetçiler gelmesin veya Türkiye'ye turist gelmesin gibi açıklamalar gerçekten acayip açıklamalar. Kanka Avrupa'nın bu raporunu hazırlayan kalemlerin birçoğunun terör örgütü PKK'nın silahsız isimleriyle, Avrupa'daki silahsız isimleriyle ve silahlı militanlarının Avrupa'ya gidişinde onlarla bir araya geldiğini biliyoruz. Afrin'e destek verdiklerini biliyoruz. Oraya gittiklerini de biliyoruz. Yine de bu maalesef. Raporun evet bir terör örgütü ağzıyla da kaleme alınmış cümleleri var gibi geliyor birçok insana sorduğunuzda. Hem FETÖ hem PKK boyutuyla. Peki TÜSİAD'ın, Türk Sanayici ve İş Adamları Derneği'nin, MÜSİAD'ın ve diğer ekonomik sivil toplum yapılanmalarının tepkisini, yaklaşımını nasıl gördünüz şu genel, ana kadar? Genel ekseri eğilim olumlu. Hı-hı. Çünkü herkes önünü daha rahat bir şekilde görmek istiyor. Yani 3 ay sonra mı seçim olacak, 6 ay sonra mı seçim olacak endişesiyle yaşamak istemiyor. Önünü daha rahat görmek istiyor. Bir de Cumhurbaşkanlığı sistemi sonuçta birçok belirsizlikleri ortadan kaldıracak ve bununla birlikte Türkiye'de karar alma sürecini hızlandıracak bir sistem. Ya Avni Özgürel'in işte altı kavalı üstü şahane dediği. Şimdi ya şunu kabul edelim. Ortadan kalkacak. Şunu kabul edelim. Türkiye son 15-16 yılda çok önemli mesafeler kat etse de halen bürokrasimizi biz çok etkin bir şekilde kullanamıyoruz. Yani bürokrasimiz şu anda siyasetin arkasından gidiyor. Siyasilerin hedefleriyle uyum sağlayamıyor. Dolayısıyla bu gibi sorunlardan kurtulmak için gitmiyor. Evet. Ya da kimileri sabotaj veya geriye tabii. doğru çekiliyor bazen. Tabii. Evet. Şimdi bu gibi sorunların daha halledilmesini istiyor. Cumhurbaşkanı talimat veriyor, yapmıyor adam. Evet. Yani personel rejiminde de ciddi radikal bir değişiklik tabii. sürecine girecek Türkiye. Hayır, hiçbir şey yapamıyorsunuz. 657'ye tabi. Şimdi biz iş adamlarından şunu duyuyoruz. Ya hükümet çok önemli teşvikler veriyor. Çok önemli reformlara imza atıyorlar. Ama bunlar kağıt üzerinde kalıyor çünkü bürokratlar bunu uygulamıyorlar veya yavaşlatıyorlar. Şimdi dolayısıyla hani Cumhurbaşkanlığı sisteminde daha erken geçilmesi ve seçim belirsizliğinin ortadan kaldırılması iş adamları için de pozitif bir algı, uluslararası yatırımcılar için de pozitif, Türkiye'deki yerli yatırımcılar için de pozitif. Dolayısıyla doların düşmesi, euronun düşmesi ve borsanın yükselmesinin temel sebebi de bu. Önümüzdeki birkaç haftayı mesela
öngörebiliyor musunuz? Nasıl ben bir yani bu hafta ve haftaya da pozitif bir havayla devam edeceğimizi dolarda düşünüyorum. Evet. Çünkü zaten şu anki mevcut şeyler çok fazlaydı. Yani bir köpük var. Yani Türk lirasının gerçek değeri şu anda bu değil. Belki 3.80'lerde, 3.85'lerde olması lazımken 4.10'ları, 4.15'leri gördü. Yani bunun temel sebebi bir kısmı spekülatifti bunun. Bir kısmı da geçen haftaki bu Rusya-Amerika geriliminin yansımasıydı. Şimdi jeopolitik riskler ortadan kalktığı durumda ve bununla birlikte işte Türkiye'deki bu acaba erken seçim olacak mı olmayacak mı tartışmalarının yarattığı belirsizliklerin ortadan kalkması sonrasında ben kurun daha da gerileceğini düşünenlerdir. Kimileri erken seçim değil dedi. Biraz da siyasetin cilvesi de budur bu işin, değil mi, matematiğini ya da havasını iyi analiz edeceksiniz. Kimileri de baskın seçim gibi değerlendirme yaptı. Ama yani siyaset dediğiniz her an seçime hazır olmalı. Türkiye'nin bütün muhalefet partilerini biz hazırlar hatta, mı? Yani, hazırlar mı? Hayır, şöyle baktığınızda yani ben seçime hazır bir tek şey görüyorum. O da Tayyip Erdoğan. AK Parti bile bütünüyle değil. Öyle yani itekliyor. Görmüyor musunuz yani ilçe kongrelerindeki konuşmaların sırasında kitleleri zorluyor. Onlardan tepki almaya çalışıyor. Biraz canlanın filan diye. Geçen hafta sonu İstanbul'daki ilçelerdeki. Değil mi, ilçelerdeki evet. Şeylerine baktığınızda. Yani öbür taraftan yani Cumhuriyet Halk Partisi yani Türkiye'nin ana muhalefet partisi yani o nasıl bir mantıkla şu anda mesela ne adayı belli ne nasıl bir milletvekili listelerini nasıl hazırlayacak o belli. Cumhurbaşkanı adayı belli değil ama onu nasıl belirleyeceği de belli değil filan filan. Ben üstelik bir de işte ittifak yapacak mı birileriyle yapmayacak mı? HDP ile yani, görüşmeler gerçekleştirdi. Falan filan hepsi yani işte onu da el altından yani halbuki bir şey yapacaksan yani açıktan yap yani gidiyor işte hapishanede görüşmeler bilmem neler filan yani bunlar olacak işler değil yani ben mesela İyi Parti'yi CHP'den daha hazırlıklı görüyorum seçime yani işte ise şunu diyor, ben adayım diyor, işte şu kadar imzayı da biz toplarız diyor, işte her yerde girip giremeyeceği henüz belli değil herhalde. Yani girer girmez o ayrı yani Yüksek Seçim Kurulu herhalde bir değerlendirme yapacak yani ama anladığım kadarıyla Cumhuriyet Halk Partisi onun kadar bile hazır değil. Bu Türkiye açısından bu ana muhalefet partisi bugün bu erken seçim kararına tepki olarak Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsü Sayın açıklama Tercan. Yaparken orada bile işte niye AK Parti niye bu kararı aldığı izah ediyordu, etmeye çalışıyordu. Ya sen ne yapacaksın yani hem bir taraftan dün demişsin işte hodri meydan demişsin bitti. Sen bugün ne yapacağını anlat. Hayır, o değil. AK Parti'nin ne yapmak istediğini, ne yapmakta olduğunu anlatmaya çalışıyor. Böyle siyaset üretilemez. Ben son yıllarda Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir tek, yani ekonomi alanında o da, emeklilere bir şey verdi değil mi? Yani bir şey, bir söz etti. Asgari ücretle ilgili. Bir söz, evet doğru. O AK Parti'nin önüne geçen bir adı, bir tane bir şeydi. Bütün yıllar boyunca yani. Şu 15 yıllık, 16 yıllık AK Parti iktidarı süresince. Yani bir tek katkın AK Parti'nin aklına bunu düşürmekten ibaretse siyasette de gerçekleştirdiğin hamle bu şey yapmıyorsun demektir. Bugün çok erken ama ne sormuş olayım. Öngörünüz nasıl bir siyasi tabloyu, aritmetiği önümüze çıkartır? Zira hem sistem değişiyor. Ben yani bu ikinci tura kalmaz. Birincisi yani Cumhurbaşkanlığı seçimi itibariyle.
Bu seçimin bir özelliği, yani bu kararın bir önemi.